Efendim, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları 262 gündür devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim'den bu yana İsrail medyasına verdiği ilk röportajda Gazze'de çatışmaların sona yaklaşıldığını ve birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını duyurdu. İsrail ordusu savaş uçaklarının dün gece Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyururken İran'daki tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama geldi. Bölgedeki detayları öğrenmek için Serdar Er'e gidiyoruz. Alper Öztürk ile birlikte o coğrafyada haber nöbetlerine devam ediyorlar. Serdar, kolaylıklar diliyorum. Söz sende. Meltem, bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Tam yavaşladı, hafifledi derken aslında Başbakan Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları ve savaş kabinesinde olup bitenler yeniden gerilimi tırmandırıyor. Dün de bir televizyon kanalına, buradaki İsrail televizyonuna konuk olmuştu Başbakan Benjamin Netanyahu ve oradaki yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Şimdi 7 Ekim sonrası bölgedeki gelişmeleri birkaç koldan anlatacak olursak, Gazze'deki İsrail saldırılarını, Tel Aviv'deki protestoları, Batı Şeria yani İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarını ve Lübnan sınırını ayrıca değerlendirecek olursak ve bir de parantez İran'a açmamız gerekebilir ki o da hatırlayacaksınız misilleme saldırılarıyla geçtiğimiz ay gündeme taşınmıştı. Taraflar birbirlerine saldırdıktan sonra oradaki gerilim de durmuştu. Şimdi de hedef artık İsrail tarafında Lübnan Hizbullah'ını etkisiz hale getirmek, Lübnan Hizbullah'ına saldırmak. Son zamanlarda Gazze'deki saldırıların hafiflediğini ifade etti Başbakan Benjamin Netanyahu. Sahada da bizim gözlemimiz bu yöndeydi. Fakat saldırıların olmadığı anlamını taşımıyor bu detaylar. Sadece daha önceki saldırılara nazaran biraz daha hafiflemişti. Ama önceki yayınlarımızda da işaret ettiğimiz bir nokta vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'deki saldırıları aslında durduracak Birleşmiş Milletler'den acil ateşkes kararı alınması özellikle çağrısı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine ateşkes çağrısı ve bu anlamda Gazze'deki saldırılarıyla iyice yalnızlaşması, Gazze'yi bırakıp Lübnan'da yeni bir kriz çıkartacağı işaret edilmişti. Böyle yorumlanmıştı. İsrail medyası tarafından da bu tip analizler yapan uzmanlar olmuştu, aktardık. Şimdi de yeni açıklamalarla aslında hedefin buraya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Alper Öztürk'ten rica edeceğim. Yaklaşık 4-5 gün önce vurulan bu dağlar, Hizbullah tarafından, Lübnan Hizbullah tarafından vurulan dağlar hemen arkamızda. Biz şu an Lübnan sınırındayız. Sınır bölgesi burası. Kiryat Şimona bölgesindeyiz ve Lübnan'dan yapılan en fazla saldırılar tam da bu noktaya yapılıyor ki daha önceki yayınlarımızı takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bu noktada Hizbullah tarafından yapılan saldırıları görüntülemiştik ve o saldırılara karşılıkta havadaki savaş uçaklarının yani İsrail savaş uçaklarının bu saldırılara karşı cevabını ekranlara taşımıştık. İşte aslında sıcak bölge burası ve bugün de işaret edilen gün bugündü çünkü bir taraflar açısından saldırıların zirveye ulaşacağı ifade edilen günde bugündü. Fakat sessizliğini hala koruyor. En son saldırılar dün gerçekleştirilmişti. Bugüne baktığımızda gördüğünüz gibi dağları kameraman arkadaşım Alper Öztürk gösterse de o duman görüntülerini veremiyoruz önceki gibi. Çünkü buraya yapılmış şimdilik bir saldırı söz konusu değil. Peki ne zaman olabilir? Bugün işaret edilmişti ama ne zaman olabilir? İşte bunun adımları şöyle atıldı. 18 Haziran tarihinde Lübnan'a saldırılabilmesi için bir karar alınmıştı. Ve 21 Haziran'da da İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir açıklama yaptı. Ve Lübnan'dan gelecek tehditlere karşı hazırlıklıyız mesajları. Dün Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da mesajlarıyla birleşince Lübnan'a saldırılar, Lübnan Hizbullah'ına saldırılar eli kulağında tüm dünya aslında buraya kilitlenmiş durumda. Öte yandan biz şu günlerde, evet şu an arkamızdan geçen bir sivil, takip edebilir misin? Evet, hızlı bir şekilde geçti. Dikkat çeken bir noktayı aslında göstermek istemiştim size az önce o araçla birlikte. Sivil bir araç olmasına rağmen hızlı bir şekilde askerlerin bulunduğu bir araç yanımızdan geçti. Bu görüntüleri burada sıklıkla görmeye başladık. Şöyle bir anlam ifade ediyor. Sivil bir araç
askeri bir araç değil. İçinde askerler bulunuyor ama güney bölgelerden yani Gazze sınırlarından, Refah sınırlarından yeni askeri sevkiyatlarında kuzeye doğru yapıldığını biliyoruz. Şimdi bu sivil araçları daha önce bu kadar sık görmüyorduk burada. İçinde asker olan. Şimdi daha sık görmeye başladık. Askeri araç sayılarında bir azalma mı var ya da komple bütün orduyu güneye mi yığdı İsrail ordusu diye merak edilen son zamanlarda sorular vardı. İşte cevapları da bu görüntülerle verilmiş oluyor. Şimdi güney Gazze'deki saldırılar duracak. Oradaki ateş duracak ve oradaki askeri araçlar buraya doğru getirilecek, getirilmeye de devam ediyor. Ve buradaki askerlerin ise daha ziyade sivil araçlarla içerideki operasyonları gerçekleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Takibimiz devam edecek konuyla ilgili gelişmeleri diyelim. Söz tekrar Lübnan sınırından size bırakalım.